Soruyu okuyalım. Mert 100 kilometre uzunluğunda bir araba yolculuğuna hazırlanıyor imiş. Saatteki ortalama hızı 70 kilometre ve arabayı bu hızla kullandığında her 1 litre benzin ile 5 kilometre yol alabiliyor imiş. Benzinin litre fiyatı 0,60 lira imiş. Bu araba yolculuğunun toplam benzin maliyetini hesaplayın demişler. Her zaman olduğu gibi hadi hemen videoyu durdurun ve soruyu benden önce kendi kendinize çözmeye çalışın. Bize verdikleri bilgileri inceleyelim. Bize yolculuğun 100 kilometre olduğunu söylüyorlar. Hemen not edeyim. Mert 100 kilometre boyunca araba kullanacak. Ortalama hız saatte 70 kilometre imiş. Bunu 70 kilometre bölü saat olarak yazıyorum. Ek olarak bu hızda araba her 1 litre benzinle 5 kilometre yol gidebiliyormuş. Bunu da 5 kilometre bölü litre olarak yazabilirim. Son olarak benzinin litre litre fiyatı da 0,60 liraymış. Benzinin fiyatının bu kadar düşük olması <laughs> pek gerçekçi olmamış ama sanırım işimizi kolaylaştırmaya çalışıyorlar. Evet bunu da 0,60 lira bölü litre olarak not ediyorum. Şimdi bu araba yolculuğunun benzin maliyetini bulmak için sizce bu değerlerden hangilerini kullanacağız? Arabanın ne kadar benzin kullanacağını bulmamız lazım öyle değil mi? Bunu litre fiyatıyla çarptığımızda toplam maliyeti buluruz. Peki ne kadar benzin kullanacağız? Yol 100 kilometre. Bunu kullanarak da arabanın kilometre başına kaç litre benzin yakacağını bulabiliriz. Nasıl olacağını da hemen söyleyeyim. 1 litre benzinle 5 kilometre gidebiliyor ise... 1 kilometre için kaç litre benzine ihtiyacım olduğunu bu ifadenin tersini alarak bulabilirim. 5'in tersi 1 bölü 5'tir. O halde 1 kilometre için 1 bölü 5 litre benzine ihtiyacımız varmış. 1 bölü 5 litre bölü kilometre. Ve şimdi de 100 kilometre ile bunu yani 1 bölü 5 litre bölü kilometreyi çarparsam, yolculuk boyunca 100 çarpı. 1 bölü 5 litre benzine ihtiyacım olacağını bulabilirim. Bunu da yazalım. İşlemin sonucuna göre yolculuk boyunca 20 litre benzine ihtiyacımız olacak. Bunu bir de benzinin litre fiyatıyla çarparsak toplam benzin maliyetini bulabiliriz. Hadi bakalım. Evet, bunu 0,60 lira bölü litre ile çarpacağız. Bu, bunu 0,60 lira bölü litre ile çarpmakla aynı şeydir. İşlemi yapınca litreler birbirini götürecek ve geriye lira kalacak. Sonucunda lira türünden olması gerektiği için yaptığımız işlerin doğru olduğunu da söyleyebiliriz. 20 çarpı 0,6, evet 12 eder. 12 lira. İşte bu kadar. Toplam benzin maliyetini bulduk. Peki, ortalama hızının 70 kilometre olduğu bilgisini kullanmadığımızı fark ettiniz değil mi? Evet, bunu belki kullanmadık ama belirli bir hızda arabanın ne kadar benzin yaktığını bulmak için hızın ne olduğunu bilmek gerekir. Saatte ortalama 70 kilometre ile arabanın bu kadar benzin harcadığını biliyoruz. Yine de ortalama hız bilgisini vermeden sadece bunu da verebilirlerdi ve bu şekilde soruyu çözebileceğimizi artık biliyoruz.